soruları hocamıza sorabilirsiniz. Ana sahneye bekliyoruz. Teşekkürler. Herkese merhaba. Pelin ben. Adım Adım Derneği kurucu üyelerinden ve Adım Adım İzmir'e şehir temsilcisiyim ve antrenörüyüm. Birçoğunuzun da yakın dostuyum. Teşekkür ediyorum öncelikle geldiğiniz. Gençlerle bir araya geldik. Başlayalım. Arkadaşlar sizce iyilik peşinde koşmak nedir? Öbendeki arkadaşına tekme değmeyecek şekilde girersin. Kendinizi tanıtın öncelikle lütfen. Kalpa, Adım Adım'ın gönüllü antrenörlerim. Benim için iyilik peşine koşmak ne kadar çok insana ulaşabiliyorsa, ne kadar çok dağcılık olsun, koşu olsun, hangi platformda olursa olsun mutlaka size ulaşacak ya da STK'ya ulaşacak insanın olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor. Ayağı yukarı savurma hareketi. Buyurunuz. Sizin için iyilik peşinde koşmak nedir? Merhaba, Erman ismim. Ben de Adım Adım'da, Adım Adım'ın İzmir'de antrenörlük yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İyilik peşinde koşmak, tarifi olmayan bir duygu önerisi. Koşamayan insanlar, tüm canlılar için koşabilmek veya koşabilenler için daha fazlasını toplamaya çalışmak elimden geldiğince, yani kendilerle geçirmeyecek bir duygu. Çünkü herkes koşabilir ama koşarken
yardım toplayabilmek, koşarken bir fark... ...ne yapıyorsun? Barış toplamak adına bir şeyler yapıyorum. Çünkü dediğinde, evet bir hayalim var. Toplumda değiştirmek istediğim şeyler var. Ve ben hiçbir zaman oturup durabilen, bunları değiştirmeden bütün görmüş olduğum sırada tek başıma antrenman yapıp bir kişinin gelmesini bekledim. Ve o bir kişinin gelmesiyle birlikte bugün her çarşamba, her pazar birlikte asla tek başıma olmadım. Hiçbir zaman sandalye de tek başıma olmadım. Bırakın üzerinden kendinize küçük bir pozisyon oluşturup aslında ilk adım. Çok hazırlıksız oldu, evet yani. O kadar çok konu var ki dokunmak istediğimiz. Ya ömrümüzde dediğim gibi tema, doğa adına koşmaya çalıştım. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımız adına koşmaya çalıştım. Küresel su sorununa dikkat çekmek için Genel Müdürlüğü standına davet ediyoruz.